Madde 10'da diyor ki KAS personelinin Kıbrıs Havalimanı'ndaki hizmet sürelerine ilişkin ücret, fazla mesai, ücretli izin hakları ve benzeri tüm işçilik hakları ile KAS'ta çalışırken hizmet akitlerinin herhangi bir nedenle bildirimli, bildirimsiz, fesih ve istifa dahil sona ermesi halinde KAS'ta görevlendirdikleri süreler dahil Kıbrıs Havalimanı personeli istemediklerinde hizmet sürelerine ilişkin olarak tabii KAS'ta görevlenecek Kıbrıs Türk Hava Yolları personelinin nitelik ve nicelik yönünden belirlenmesi ve hizmetinden yararlanılamaması veya hizmetine ihtiyaç duyulmaması halinde iadesi. Düşünün yani böyle madde var. KAS almaya da mecbur diyor açık söyleyeyim size. Ama nedir? KAS'ta çalışan personel de ben söyleyeyim size. Böyle hiçbirinde çok affedersiniz sokak adamı değil yani. KAS'ta çalışmak bir bilinç ister. Bunların çoğu eğitimli. Sokaktan bir adam alıp KAS'ın işini yapan insanları yaptıramazsınız yani. Yani aslında bu personele KAS'ta muhtaç. Aynen. İyi yakaladınız. Burhan Bey haklısınız. Kıbrıs Kavalları muhtaç. Dinlerim. Bitirsinler oluyor. Çünkü tabii. Okur ama yanlış okur. Nasıl yanlış olur? Okumayı bilirim çünkü ya Burhan Bey. Çalışanla ilgili okumayı bilirsiniz de. Evet. Çalışanla ilgili sizin Havaş'ta yapacağınız herhangi bir anlaşma biz ben çalışanı bağlamaz. O yüzden bu maddeleri okumayınız hiç. Şu anda sizin yaptığınız o kadar büyük bir yanlıştır ki. Burhan Bey bu maddeyi dinleyen bakın. Siz hemen ivedi olarak bakın toplanırsınız da icra kurulu hem avukatlarınızla birlikte kimin ne zaman nasıl işlem durduracaksınız planlar yaparsınız. Siz yarın oturacaksınız. Diyeceksiniz ki bu tebligatlar durdurulmuştur. Hava sen gel otur konuşalım. %11'de kaldıydık. Burhan Bey diyor ki şirket genelinde bunları yapalım. Ya bıraktığınız insanların bizim çocukları insanların okulda sizin de sorununuz vardır. Doğru. Benim kızımla birlikte doğrudur. Ders alıyor. Ailemizi karıştırmasak Burhan Bey. Kişi değil. Yarın ben de bekliyorum. Geçen hafta da söyledim. Lütfen bana da yapacaksınız tebligatı. Benim kızım bir şey değil. Ders alması da olur sizin sorununuzda. Gelir evde ben onun hayır ben onunla oyalanırım. Oturacaksınız. Lütfen bakınız size bunu. Bu yasa dışılığı, bu vicdansızlığa, bu haksızlığa, bu çalışana bu yakışmıyor. Lütfen ve lütfen hemen tebligatları geri alınız. Ve geliniz konuşalım. Bu Kıbrıs Türk Havalları için Burhan Atakan ekibi ve bütün çalışanlar. Burhan Bey. Sizden daha uzun yıllar ben sizi dinledim. Hatta beni sordular bana o hatta mıyım diye. Can Kulay'la dinledim. Siz bunu yapacaksınız. Onun haricinde bu söyledikleriniz ne bir çalışan tarafından ne de bu halk tarafından takdir görmez. SMS ile mesaj yollayacaksınız. Arkasına postalarla yollayacaksınız. Olamaz böyle bir şey. Bu insanlara bu yakışmadı. Sosyal sigorta her şeyi sayayım şimdi aynı şeyleri konuşmaktan basın artık yoruldum. Bu insanlara günahtır. Ne halde olduklarını siz biliyor musunuz? Oturacağız konuşacağız. Hiç kimse konuşmadan kaçmadı. Siz bu şirketin yönetim kurulu başkanı olarak eğer gerçekten samimiyseniz de insanların aşından işinden olmasını istemiyorsanız hemen yarın sabah toplayınız yönetim kurulunuzu. Bu yanlışa son veriniz. Bu halk da sizi takdir etsin, bu çalışan da takdir etsin. Kıbrıs Türk Havalları için yapılacak o kadar gelir artırıcı ki yarın sabahtan yine muhalefet parti başkanlarının değerli temsilcilerinden ekonomist var bunların içerisinde. Sayın Mehmet Saydam da vardır, Katri Fellahoğlu da vardır, Hüseyin Moral da vardır. Bu insanlarla biz yarın yine burada toplanıp Kıbrıs Türk Havalları için yapılması gerekenleri siz yanlış yoldan başladınız. Ne yapmamız lazım Burhan Bey? Ne yapmanız lazım? Gelir artırıcı. Önce dünyaya açılan pencere vardır bizim havalimanında. Size basit gibi gelebilir. Bir zamanlar Sayın Kendi Sarpoğlu'na şunu söyledim otoparkla ilgili. İşte cihaz kuracağız. Yahu dedim Sayın Sarpoğlu bırak dedim cihaz kurmayı. Bilet keselim. Selam Otopark'taki bir gelir elde edelim. Çünkü ciddi bir rekabet vardır. Doğrudur söylediğin başkan dedi başladı. Siz eğer bu şirketin yönetim kurulu başkanıysanız bu uçaklara yasal olmayan ikram yüklemelerini engellemeniz lazım. Siz eğer yönetim kurulu başkanıysanız otopark gelirlerinin artmasını sağlamanız lazım. Siz eğer yönetim kurulu başkanıysanız bu özel şirketlerin
beyana göre vergi ödemesini gidip Maliye Bakanı'na demeniz lazım ki bu insanlar 40 yolcu asker gösteriyor, 12 yolcu asker biliyorum diyor. Ya, devleti çalıyorlar. Biliyorum. Bunlar rekabeti ezen faktörlerdir. Kıbrıs Türk daha çok sayabilirim ama bunları paket halinde halkımıza sunacağım. Ben daha fazla Sayın Erol Atakan'ın vaktini almak istemiyorum. Estağfurullah. Ama sizden ricam Sayın Başkan, bu belki de son ricam olacak. Bu yaptığınız hamleye son veriniz. Çağırınız bizi, konuşalım. Biz her zaman elimizi taşın altına koyduk. Yine koyacağız. Aksi halinde de bugün de söyledim. Bu kazan kaynamaya devam edecek. Ve bu insanlar her gün psikolojileri bozularak bu işlerine gidecekler, evlerine gidecekler. Günahtır, yazıktır. Ben sizlere sohbetinizi kesmeyeyim. Erol Bey'in söyleyecekleri çok şey var. Belki başka projeleri de söyler. Bizi mutlu edecek projeleri de duymak ama istiyorum. Ama işte Burhan Bey, yani açık söyleyince bakın anlatamıyorum ben. Burası bir iktisadi kuruluş. Yaptığınızı yapacağınızı çok anlatmak hoş bir şey değil. Doğru değil. Neden? Çünkü rekabet koşullarındayız. Biliyorum. Bütün söylediğinizi Adanzi'ye biliyorum. Hatta daha fazlasını biliyorum. Kim söylemiş uğraşmayız diye. Ama şimdi her yaptığınızda söylemek, yani biraz bunlar ticari sır. Bunlar konuşulmaz. Ha siz bana yarın beni arayın, ben gelirim, siz gelin. Ben size buluşurum yani. Konuşuruz gayri resmi ama. Tamam. Sorun Meral Zavucu olan şeyleri. Size söylerim ama bir canlı yayın ortamında herkesin içinde durup başka şirketlerle ilgilenmezliği konuşamayız. Buradaki olarak amaç kesinlikle KTE'de çalışanlara veya Kıbrıs Türk Hava yollarına zarar vermeyi istemiyoruz biz de. Yani o noktada bazı şeyleri yani biz de yani gerçekten soru sorarken de yani kendi gazetemizde yazarken ben aslında hiç bu kadar aslında titremedim yazarken ama şimdi soru sorarken gerçekten biraz daha resmi ağızdan konuştuğunuz için siz ben çok da şey yapmak istemedim aslında yani çok da yani kendi görüşlerimizi söyledik ama çok da öyle sıkıştırıp her şeyin de tabii mahkeme savunu gibi yani. Erol Bey'in söylediklerine bir tanesine ciddi anlamda katılıyorum. Bundan da şöyle şüpheleniyorum. Onu da bağlantılı olarak size söyleyeyim. Bizim yapmış olduğumuz bütün açıklamalar sendikamızın Kıbrıs Türk Oğulları'yla ilgili, çalışanlarıyla ilgili bütün gazetelerimiz tarafından çok ciddi bir şekilde yer buluyor, değer buluyor. Ancak Kıbrıs gazetesi biz yarından itibaren boykot uyguluyoruz onlara. Onu da buradan söyleyeyim. Kıbrıs gazetesi bunları engelliyor. Aynı gazete, Erol Bey'in söylediklerine o yüzden katılıyorum. Aynı gazete Kıbrıs Türk Oğulları'nın en ufak rotarını manşetten veriyor. Söyledim bunları buradan. En ufak rotarını manşetten veriyor. Söyledim bunları. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. Evet. Sayın Hasan Taşoy'un haberlerini de aynı gazete manşetten veriyor. Ben bağlantı kuramıyorum. Yani Sayın Taçoy Kıbrıs Türk Oğulları'na bu attığı adımlarla denetimsizlikle ve havalimanında ve bazı bağlantılarından dolayı ne yapmaya çalıştığını da soru işareti kafamda taşıyorum. Bundan da inanılmaz derecede üzüntü duyuyorum. Ulaştırma Bakanı olarak özel şirkettir diyor. İnanılmaz EFAS'ı 113'e göre kurulduğunu bilmeyen yok ama Kıbrıs Türk Oğulları'nın sahiplerinin de bu devletin kurumları olduğunu da bilmeyen yoktur. Kuruluş amacı ne şekilde oldu 1974 4 Aralık 74'te hepsimiz biliyoruz ne şartlarda kurulması gerektiği için kuruldu. O yüzden böyle ama özel şirkettir. O zaman niye sana bağlıdır? Niye bağlıdır size Sayın Taçoy? Buna da, bu soruya çıksın cevap versin. Ben size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben yayındayken konuşayım Burhan Bey isterseniz bakınız ki cevap hakkınızı bastırmış olmayayım yani. Aslında yok günümüzde farkımız. Çünkü biz Osmanlı Bankası izleriz. Bir reklam var ya. Soy ismimiz bile aynı, bir gambağımız yok ama soy ismimiz bile aynı. Evet söyledim onu ama sizin yani programa geç ben girdiğiniz belli. Ben duymadım işte, başta dinleyemedim. Programa geç girdiğiniz siz zaten söylemiş oldunuz.